Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı, mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz hastanenin başhekimi, dahiliye uzmanı, uzman doktor Cemal Kocabaş. Konumuz obezite. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hocam kısaca kendinizden bahseder misiniz? Doktor Cemal Kocabaş, dahiliye uzmanıyım. Böyle Bahçelerler'de özel A Plus Hastanesi'nin hem başhekimiyim hem de dahiliye uzmanıyım. Yani kısaca hastanemizden de bahsedeyim. Bahçelerler'de Mahmut Bey yolu üzerinde güzel bir konumda butik bir hastanemiz. Her türlü polikliniklerimiz var, medikal estetik merkezlerimiz var, saç ekimi merkezimiz var. Erişkin ve çocuk yoğun bakımımız olan güzel butik bir hastanemiz. Hocam biliyorsunuz son yıllarda herkesin artık gündeminde olmaya başladı. Bu yüzyıllardır var olan bir şeydir. Güzellik algısı ya da kilo olaraktan insanlar sıfır beden ya da 36 bedenler olmak isterken tabii ki sağlıksız beslenme ya da stres ya da günümüzün biraz daha her şey teknolojiye döndükçe biz biraz daha ağırlaşmaya başladığımız için yani fazla hareketlerimizi sınırladıkça kilolar da almaya başladık. Bunun yanında hazır gıdalar var. Özellikle pandemiden sonra da çok ciddi bir şekilde obezite ilerlemeye başladı. Bu da bir gündemimize hastalık olarak girdi. Bunun medikal tedavileri var, cerrahi tedavileri var. Tabii ki dahiliyeci diyetisyen arkadaşlarla bu konuyu aşmak istiyoruz ama yapılamadığında hastalık konumuna girdin. Tabii ki öncelikle medikal tedavi olması gerekli. Bugün bu konuyu konuşmak istiyoruz. Çünkü yaz ayları da geldiğinde tabii ki gündemimizde Evet. de önümüzde de bayram var. Nasıl beslenelim vesaire olunca. Hocam kısaca obezite nedir? Yani obezite kısaca vücuttaki yağ oranının miktarının normalden fazla olması. Kısaca özetleyeceğimiz bu. Tabi bunun bir ölçütleri var yani. Bir değer ölçütleri var. Bir tabi body mass indeksi dediğimiz vücut ağırlığının vücut yüzeyine oranı. Burada kısaca body mass indeksi 20 ile 25 arası normal kabul ediyoruz. 25-30 arası kilolu, 30'un üzerinde obez, işte 45'in üzerinde morbid obez diye sınıflandırıyoruz. Tabi bir de bel çevresi de önemli burada. Erkeklerde bilhassa bel çevresi 102 santimin altında olması lazım, üzerinde olmasını obezite diyoruz. Bayanlarda da 88'in üzerinde olduğu zaman burada bir obezite terimi içine giriyor. Çünkü aslında çok kilolu şey olabilir ama şey olmayabilir ama göbek çevresi büyük olabilir. Bu da obez. Göbek çevresi olarak da obezite oluruz. Peki hocam obezitenin sebepleri nelerdir? Yani bir kere genetik sebepler var yarıştan olan. Bazıları kilo almaya eğilimdir. Bazı hastalıklar, hormonal hastalıklarda kilo alır. İşte Cushing sendromu vardır. Kortizon fazla salgılanır, kilo yapar. Çevresel faktörler. Çevresel faktörler derken hastaların yaşamında olan her şey. Mesaisi, çalışması, yiyeceklere kolay ulaşması, yemeğe vakti olup olmaması, gıdalara çabuk ulaşması. Böyle çok oturarak çok hareketsiz olan insanlarda. Yani bunlar hep tabii şeyi kolaylaştıran sebepler hep. Obezliyim. Peki hocam hani genetik faktör derken bu anne babadan geçen mesela anne babasının kilolu olmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa anne babadaki bir genetik hastalıklardan mesela diyabet gibi bir hastalık mı ya da herhangi bir şey olabilir mi? Yani diyabet tip 2 diyabet de zaten yani obeziteyle aynı genetik şeylere sahip. Anne baba da böyle obezite, diyabet olup çocukta da yine diyete dikkat etmez, kilo alırsa o da obeziteye daha yatkın olur ve diyabet, tansiyon, diğer hastalıklar da gelir. Peki hocam obezitenin risk faktörleri nelerdir? Yani risk faktörleri sebep olduğu hastalıklar olarak söylüyorum. Yani obezitenin sebep olduğu hastalıklar, risk faktörler nelerdir? Yani birçok hastalığa sebep olabiliyor. Bir, işte artmış insülin direnci ve diyabet, hiperlipidemi, kalp hastalıkları, kalp damar hastalıkları artar. Solunum sistem hastalıkları hatta kiloya bağlı solunum kasları zayıf olabildiği gibi astım da artar. Yani oradan infertilite, erkeklerde testosteron hormonu azalıp erkek infertilitesi yaptığı gibi kadınlarda da
Poligistik overe sebep olabilir. Kısırlığa kadar gidiyor. Kısırlığa sebep olabilir. Peki hocam, obezite tedavi olduğunda kısırlık ya da infertilite erkeklerde çözülebiliyor mu? Tabii biz etken ortadan kalkınca, eğer obeziteye bağlıysa düzelir. Mesela diyabetten bahsettiniz hocam. Obezite tip 1 diyabeti mi tetikler, tip 2 diyabeti mi? Tip 2 diyabet. Tip 1 diyabetler zaten genellikle zayıf kişilerdir. Peki hocam, dünya üzerinde obezite, Türkiye ya da dünya üzerindeki sıklığı nedir? Ne aralıklardadır? Yani dünyada genellikle kabaca yuvarlak olarak kilolu tanımlayacağımız insan %30, obez kabaca %10. Ama Türkiye'de tabii biraz felaket bu son zamanlarda. Erkeklerde kadınlarda %38'e, erkeklerde de %18'e kadar çıktı. Ben de tam onu soracaktım. Mesela obezite kadınlarda mı daha sık görülüyor hocam, ya da erkeklerde tabii mi? Kadınlarda daha sık. Peki kadınlarda neden daha sık hocam? Yani herhalde biraz östrojen hormonları, gebelik, belki erkeklere göre daha aktif olmama gibi sebepler olabilir. Bu ev hanımlarında daha sık görülüyor anlamına gelir herhalde burada. Çünkü biraz daha hareket kısıtlılığı olduğu için, ya da devamlı evde yemek hazırlayıp yemek yedi ya da gün yapıyorlar. Çay, beş çayları vesaire olarak fazla yemekten ve hareketleri kısıtlamaktan mı kaynaklı oluyor hocam? Evet, orası öyle. Ama ev, tabii ev işlerini kendisi yaparsa bu da bir egzersiz demektir. Yani ev işlerini kendisi yapanla yapmayanlar arasında kalp damar hastalıkları ve gelişme oranı daha az. Peki hocam, obezitede tedavi olarak nasıl bir tedavi? Tabii ki cerrahi tedavisi ayrı, diyetisyenle olan medikal tedavide neler dikkat etmemiz gerekli? Şimdi herkesin istediği tabii öncelikle niyet olması lazım zayıflamaya. İkincisi tabii diyet yapması lazım. Yani ben diyet yapmayayım da diğer bir ilaç alayım, her şey, bütün kilomuz buharlaşsın, yok olsun, öyle bir şey yok. Yani öncelikle niyet edecek, diyet yapacak ve bunun üzerinde tabii ilaç olarak biraz şeylerimiz kısıtlı. Değişik ilaçlarımız var, işte iştah kesen ilaçlarımız var. Yani pratikte iyi gibi görünüyor ama onlar şu anda yasaklandı. Tabii kalp aritmi yapabildiği için. İşlem merkezini azaltan ilaçlar, bağırsaktan ya emilimini bozan ilaçlarımız var. Türkiye'de var ve devletin de belli şartta ödediği ilaçlardan. Bir de GLP-1 analogları dediğimiz hormonlar, tokluk hormonu üzerinde etkili olan ilaçlar var. Yani şu anda etkili olan ilaç dediğimiz zaman akla gelen o. Peki siz bu konuda bir çalışma yaptınız mı hocam, yani hastaların üzerinde hormonlarla alakalı? Yani bu ilaç zaten kullanılıyor. Biz de hastalarımızda kullanıyoruz. Yani tabii tek kötü tarafı devlet SGK ödeme kapsamında değil, biraz da pahalı. Ama bayağı etkili ilaçlar. Peki hocam, bu ilaçlar yaşa göre ya da cinsiyete göre, mesela çocuklarda ya da ileri yaşlarda ya da orta yaşlarda ya da kadın erkek olarak kimlere veriliyor ya da kimlere verilmiyor? Ya tabii biz tedavi planı ona göre değişiyor. Tabii iç hastalıkları doktoru. Tabii çocuklarda şeyini tam bilmem. Yani bizim erişkin şeyimiz sadece body mass indeksi 27'nin üzerinde olanlarda bu dediğim GLP-1 analogları kullanılabiliyor. Ne kadar süre kullanması gerekli mesela hocam hasta bunu? Şimdi tabii kilo verme deyince böyle ilk bir ayda %5 altında kilo bir başarısız kabul ediyor bu tip şeylerde. %5 ve üzeri hani onlara iyi demektir. Bir de bunu sürdürmek için de bu ilaçlara biraz devam etmek lazım. Yani beynin yeni kiloyu, hafızasını alıp ona göre davranıp tekrar kilo almamak için yani en az 6 ay, 1 yıl bu ilaçlara da devam etmek lazım. Yani normal kilosunu gelmesine rağmen tekrar ilaçları bir müddet daha burada devam etmesi gerekiyor. Kilo vermekten ziyade görürsünüz herkes tekrar geri kilo alır. Evet, o maalesef o günümüzde çok fazla olan yani şey. Vermek zorunda değil, almamak önemli. Asıl kilo almama tedavisi demek lazım. Evet, yani aslında olması gerekli. Yani günümüzde en çok gördüğümüz hızlı kilo vermek istiyoruz ama yani tam tersine almaya hızlandırıyoruz. Aldıktan sonra iş bitti zannediyoruz ama. Peki insanların kilo almaması için nelere dikkat etmesi gerekli hocam? Ya aslında herkesin bildiği bir şey. Tabii bir kere
hareket etmek lazım. Yani bizim meslek de çok hareketsiz bir şey ama bir vakit ayırmak lazım. Yani günlük kilo almama vermek için günlük en azından 45 dakika, 1 saat gibi bir en azından bir yürüyüş, egzersiz yapmak lazım. En azından yani bu kilo vermek için bir saatte yürüyüş için kimisi 15 dakika, 20 dakika şey diye söylenir ama kilo almamak için en azından bir 45 dakika, 1 saat yürüyüş yapmak, hareket etmek lazım. Bir de tabii yemek, yani yemekte şimdi gıdalar çok, yani göze hitap ediyor. Hepsi de hazır gıdalar, kına çabuk karışan şeker, yağlar, çocukların çabuk ulaşabildiği veya bizim de uzun süre yemek için vaktimiz olmadığı zaman aparatif ayaküstü atıştırdığımız şeylerin hepsi yani obezite yapan etkenler, diyabete sebep olan, damar sertliğine sebep olan gıdalar. Peki hocam, diyabet hastaları yani bir dönem zayıflıyor ama bir dönem daha çok kilo almaya meyilli oluyorlar. Onlar neler dikkat etmesi gerekli obezitenin önüne geçmesi için? Ya diyabet hastalarında. Çünkü yani, hayati risk faktörü işte de olmaması için. Orada da öyle işte. Şimdi hani diyetine, hareketine dikkat etmezse hani derler bu kilo vermek nankördür. Hemen alır. O diyete, harekete ve kullandığı ilaçlara, yani kullandığı diyabet için kullandığı ilaçlara, hasta şekerin bazılarını da görüyoruz. Şekerin normal oldu, kestim diyor o kadar uyarmamıza rağmen. Yani hangi tedaviyle şekeri düzgünse o tedaviyle devam etmesi lazım belki hayat boyu. Ve düzenli doktor kontrolüne göre ilaçlar ancak öyle değişmesi lazım. Hocam yani birçok hastalığı obezitenin sebep olduğu gibi ya da bazı doğrusu şöyle söyleyeyim. Obezite birçok hastalığa sebep olduğu gibi hangi hastalıklar obeziteye sebep oluyor? Ya da obezite kanseri de sebep oluyor mu? Ya da kanser obeziteye sebep oluyor mu hocam? Yani kanser obeziteye sebep olabilir mi derken yani kortizol salgıyan tümörler, işte Cushing sendromu obeziteye sebep olabilir. Ama genellikle kanser eritir derler de ama hormon salgılıyor da kilo alır. Bir de obezite de kansere sebep olabilir. İşte meme kanseri, kadınlarda uterus kanseri, kolon kanserleri. Yani bu kanserlerin şeyi neredeyse %11 normal insanlara göre obezitelerde artmıştır. Yani obezitede savunma hücreleri, lökoz fonksiyonları da bozulduğu için hatta infeksiyonlara bile yatkınlığımız artmıştır. Bunu pandemide de gördük. Daha çok yoğun bakıma inip kötü seyreden vakalarda hep obez insanlarda. Obezite insanlarında. Sevgili izleyiciler, hocamızın da bahsettiği gibi tabii ki her zaman sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, spor, egzersiz, hareketlilik çok çok önemli. Çünkü kilo aldığımız vakitte kiloyu doğuraraktan birçok hastalığı sebebiyet veriyor. Ne zaman sağlıklı kilomuzu kontrol etmeye başladığımızda birçok hastalığın da önüne geçiyoruz. Bunun için sağlıklı beslenip spor yapmaya devam edeceğiz. Hocam önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı var. Yani bu konuda da fikirlerinizi almak isteriz. Çünkü insanlar birbirlerini ziyaret ediyorlar, ikramlarda bulunuyorlar. Bu beslenmede nelere dikkat etmeliyiz ki hastalıkların önüne geçelim? Yani tabii millet olarak da ikram etmeyi, tabii yemeği de seven bir milletiz ama bir yerde hayır demek lazım. Yani bunu söyleyerek ikram edenleri de aslında bir bakıma eğitmiş oluyoruz. Çünkü bir günde 10 yeri ziyarete gitsek 10 tane tatlı demektir. Yani hayır demeyi bilmek lazım. Yani diyetteyim veya bana yaramıyor bunu şey. Ama mesela kurbanda yağsız etin yağsız tarafından yiyebilir. Tabii yanında lavaş şey olmadan da. Tabii ki. Yani her şey tabii bir iştah ve şeye dayanıyor. Hocam programın sonuna yaklaşırken kıymetli izleyicilerimiz için neler söylemek istersiniz? Öncelikle bütün izleyicilerimize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Sağlıklı yaşamda bu bakıma kilo almamaktan geçiyor. Kilo almak hem vaktimizden hem paramızdan çaldığı gibi vermek de aynı şekilde. Hem vaktimizi, paramızı ve sağlığımızı çalıyor. Yani çok büyük bir hastalık, ölüm sebebi. Herkese obezitesiz bir dünya diliyorum. Kıymetli bir vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgilerimizi bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Hocam inşallah başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Yayının tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. Haftaya aynı gün ve saatte inşallah çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşça kalın efendim.